Merhaba arkadaşlar, 3. haftamızın 2. dersiyle birlikteyiz. Şimdi bu bir önceki derste yaptığımız denklem ve eşitsizliklerle alakalı sorular çözeceğiz burada. Hemen örneklerine başlıyorum. Birinci örneği. X, Y eleman Z olmak üzere, yani Z neydi? Tam sayı. Olmak üzere eksi 7 ve 3 arasındaymış. X eksi 5 ve y arasındaymış. Eksi 5 ve 8 arasındaymış y. Buna göre diyor x eksi 2y ifadesinin en büyük değeri kaçmış? Şimdi ben bir önceki soruda, yani size yaptığım son dersin ilk sorusunda ne yapmıştım? Bana tam sayı değil, reel sayılar dediği için genel bir tanım yapmaya çalışmıştım şu ifade için. Yani x'i ve 2y'yi bulmaya çalışmıştım. Ama şu an bana zaten tam sayı dediği için ne yapmam lazım? Buradaki x'in değerlerine bakayım ben. X neymiş? Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'ymiş. Y neymiş? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'ymiş. Şimdi bana bu ifadenin alacağı en büyük değeri soruyor. O zaman benim x'in alacağı en büyük değer neymiş? 2 diye 2'yi aldım. Böyle x eşittir 2'yi aldım. 2y'nin alacağı en büyük değeri soruyor. 2y'nin önünde eksi olduğu için ben y'nin eksili ifadelerinden en büyük sayı olanını alayım, yani en küçük değerini alayım ki eksiyle eksiyi çarpayım, burası artı olsun. Y'yi de eksi 4 olarak alayım. X yerine 2 yazdım. Eksi, eksi 4. Şu arada 2 var. Yani ne oldu? Eksiyle eksiyi çarptım, burası artı oldu. 2 artı 8 eşitmiş 10'a. Bu ifadenin alacağı en büyük değer 10'muş. Hemen örneklerime devam ediyorum. İkinci örneğim. A kümesi x öyle ki eksi 1 küçük eşittir 3 x eleman reel sayılar. B kümesi x öyle ki 2 küçük eşittir x küçük eşittir 4 x eleman reel sayılarmış. Buna göre diyor A kesişim B nedir? Şimdi ben A kümesine eksi 1 ile 3 arasındaki bütün reel sayılar diyorum. Eksi 1 ile 3 arasında kaç tane reel sayı vardır bilebilir miyim? Bilemem, sonsuz tane vardır. 2 ile 4 arasında kaç tane reel sayı vardır? 2,1, 2,111, yani sayamayacağım kadar çoktur, sonsuz tanedir. O zaman şöyle yapmam gerekiyor mecburen. Ben bunu liste yöntemiyle gösteremem. Ben şemasıyla gösteremem ama bir sayı doğrusu üzerinde gösterebilirim. Şöyle çizdim sayı doğrumu. Burası artı, eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. X neredeymiş? Eksi 1. Eksi 1'in içini dolduruyorum. Çünkü eşitlik var. 3 aralığındaymış. Burası neymiş? A kümesi. Hemen şimdi B'ye bakıyorum. B neymiş? 2. Şurada 2 olsun. 2 ile 4 arasındaymış. İçleri neden boş? Eşitlik olmadığı için. Burası da B kümesiymiş. Kesişimleri neresi ikisinin aradığım yer? Şu arası. Burada ne var? 2 var. Burada ne var? 4 var. O zaman 2 ile 3 aralığındaymış A kesişim B kümesi. Peki, bu aralıkta burası açık aralık olduğu için ne yapıyorum? Normal parantez, kapalı aralık olduğu için köşeli parantez yazıyorum. A kesişim B, 2 dahil değil, 3 dahil, 2 ile 3 arasındaki bütün reel sayılarmış. Hemen devam edelim. Şimdi örneğin eksi 2 x eşittir 5, 3
6. Eksi 1 küçük eşittir. X küçük 3. Şimdi ben bunların aralıklarını nasıl yazabilirim acaba? Bana bunu sor. Eksi 2 ile 5'i yazdım. Parantezini nasıl yapacağım? Eşitlik olduğu için köşeli parantez yapacağım. Tamam. 3 ile 7'yi yazdım. 3,7. 3'te eşitlik yok. Açık parantez. 7'de eşitlik var. Kapalı parantez. 1 ile 6'yı yazdım. Eşitlik olmadığı için ikisi de açık parantez. Eksi 1 ile 3'ü yazdım. Eksi 1'de eşitlik var. Kapalı. 3'te eşitlik yok. Açık parantez. Yazdım. 4. örneğin. X ve reel sayının elemanıymış. X eksi 3 ile 3 arasındaymış. Y 3 ile 8 arasındaymış. 2x eksi 3y ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı diyor. Değer toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada benim x ve y reel sayılar olduğu için ben buradaki en büyük ve en küçük değeri bulamam. Demek ki ortak bir ifade yazmam lazım burada. En büyük ve en küçük tam sayı değerleri. Şimdi baktım. Burayı 2x'e benzetmeye çalışayım. Her tarafı 2 ile çarptım. Eksi 3'te 2'yi çarptım. Eksi 6. Küçüktür 2x. Küçüktür 6. Şimdi burayı da 3y'ye benzetmeye çalışayım. 9. Küçüktür 3y. Küçüktür 3 kere 8. 24. O zaman 2x'ten yani bundan bunu çıkartırsam 2x eksi 3y ifadesini bulurum. Eksi 6. Eksi 9 daha. Eksi 6, eksi 9, küçüktür. 2x, eksi 3y, küçüktür. 6, eksi 24. Tamam. Şimdi eksi 6 ile eksi 9'u ne yapıyorum? Çıkartıyorum birbirinden. Eksi 15 değerimi elde ediyorum. 2x, eksi 3y. 6'dan 24'ü çıkartıyorum. Eksi 18 değerimi elde ediyorum. Şu an bunları yer değiştirmem gerekiyor. Eksi 18, eksi 15'ten daha küçüktür, öyle değil mi? Eksi 18 burada. 2x eksi 3y eksi 15. Şunları da değiştirebilirim direkt. Bu benim yeni ifadem. Buradan diyorum ki alabileceği en büyük değere bakayım. Alabileceği en büyük değer nedir? Eksi 14'tür. Alabileceği en küçük değer nedir? Eksi 17'dir. Eksi 17 artı eksi 14 eksi 31 olur. Şimdi 5. örneğimize bakalım. 3x eksi 7 eşitmiş 5x artı 9. Burada x değerim kaçtır diyor. Evet, bu soruyu yapmıyorum. Bu soruyu kendiniz yapın. Cevabını tamamlayın. Yine çok kolay bir soru. 5x bir küçük ödev yapayım. Bana aklımdan mesaj atabilirsiniz cevabını. Takip edeceğim. 5x artı 2, x eksi 1, 3x artı 2. Çözüm kümesi hangisi deniliyor? Şimdi bakıyorum. Çok basit, ne yapıyorum? Hemen 2'yi dağıtıyorum. 5x artı 2x eksi 2. 3'ü dağıtıyorum. 3 kere x, 3x. 3 kere 2, 6. Ne yapıyorum? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topluyorum. 5x, 2x daha 7x, 3x karşıya geçerken önüne eksi aldı, eksi 2 karşıya geçerken 6 oldu, 7'den 3 çıktı 4x, 4x 8 ise her tarafı 4'e bölerim, bir tane x'im 2 olur. Demek ki benim çözüm kümem neymiş?
iki elemanıymış. Şimdi 7. örneğimizi yazalım birlikte. Bu 5. örnek çok basit bir örnek. Sadece bu videoyu izleyip izlemediğinizi, takip edip etmediğinizi merak ettiğimiz için boş bıraktım. -4 küçükmüş x artı 2'den. Eşitsizliğinin gerçek sayılar kümesindeki çözüm aralığı hangisidir diyor. Nedir gerçek sayılar? Reel sayıları soruyor bana. Bunu böyle attım hemen. Aynı bunun küçük ya da büyük olması ya da eşit olması benim için bir şey değiştirmez. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağım. 3x eksi x 4'ü karşıya attım. 4 artı 2'ymiş. 2x 6 ise her tarafı 2'ye böldüm. X küçükmüş 3'ten. Şimdi hemen sayımı çiziyorum, sayı doğrumu çiziyorum. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. 3 nerede? 3 şurada. Küçüktür diyor. Eşitlik olmadığı için içi boş oluyor. Yani eksi sonsuzdan gelmiş bu x sayısı 3'e kadar. Nasıl yazıyorum aralığını o zaman? Eksi sonsuz. 1,3, ikisi de açık aralık. Sonsuzdan gelen ya da sonsuza giden ifadeler mutlaka açık aralık olur. Çünkü bilmiyorsun nerede sonlandığını. Zaten bu yüzden kapalı aralık yapamam. Üçün de içi boş olduğu için açık aralık yapıyorum. Devam edelim. (4x+1) küçükmüş. (2x+25) Bu da küçükmüş. 6x eksi 3'ten. Gerçek sayılar kümesindeki çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Şimdi bütün ifadelerimde x var. O zaman şöyle ikili ikili bölmem gerekiyor değil mi? Tek tek hepsini sağlayacak bir sayı bulamam çünkü. 4x+1 küçükmüş. 2x+25'ten. Ne yapıyorum yine? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topluyorum. 2x'i şöyle attım. Biri böyle. 4x'ten 2x çıktı. 2x küçüktür. 25'ten 1 çıktı. 24'ten. İki tarafımı da 2'ye bölüyorum. X küçükmüş 12'den. Şimdi buradaki x'imi bulmam lazım. 2x+25 küçükmüş 6x-3'den. 2x'i böyle attım. 3'ü böyle attım. 25'ten 3'ü topladım. 28. 6x'ten 2x çıktı. 4x her tarafı 4'e böldüm. Ve buradaki x'in neymiş? 7'den küçükmüş. Şimdi çözüm aralığını bulmam için ortak bir sayı doğrusu yapmam lazım. Tamam. Burası sonsuz. Burası da eksi sonsuz. X'im 12'den küçükmüş. 12'yi şuraya yazayım. Açık aralık yapmam lazım. Eşitlik olmadığı için. Eksi sonsuzdan gelmiş 12'ye kadar. 7'den küçükmüş x. 7 nerede? 7'den büyükmüş pardon. 7 burada yine açık aralık. 7'den şöyle siyahla yapayım bunu. 7'den büyük değerler. İkisini kesiştirdiğim nokta nedir? Şöyle çözüm kümesini şöyle yazalım. 7,12. İçleri boş olduğu için ikisi de açık aralık oluyormuş. Hemen örneklerine devam edelim. Evet, 9. örnek. x-1/2 + x-2/3 eşitmiş x+1/4'e. Denklemin sağlayan gerçek sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor çözüm kümesi. Şimdi ben normal toplama işlemi yaparken de paydalarını eşit yapmam gerekiyor, öyle değil mi? Burada o zaman 2'nin, 3'ün ve 4'ün ortak katı ne olur? 12 olur. Bunu 6 ile çarpacağım.
Bunu 4 ile çarpacağım. Bunu da 3 ile çarpacağım o halde. 6 ile x'i çarptım. 6x. 6 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 6. 4 ile x'i çarptım. 4x. 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. 3 ile x'i çarptım. 3x. 3 ile 1'i çarptım. 3'müş. Her zaman yaptığım gibi bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa atıyorum. 6x. 4x daha 10x burada. 3x karşıya geçerken önüne eksi alacak. Eksi 3x. Burada eksi 6 ile eksi 8'i topladım. Eksi 14. Karşıya atıyorum. 14 artı 3. 10x'ten 3x çıktı. 7x. 7x eşitmiş 17'ye. Ne yapmam lazım? Her tarafı 7'ye bölmem lazım. X eşitmiş 17 bölü 7. Yani çözüm kümem 17 bölü 7'ymiş. Hemen devam edelim örneklerimize. Bir bölü 5 eksi 1 bölü 5 küçükmüş 1 bölü x'den küçükmüş 1 bölü 2'den ve eksi 1 bölü 6 küçükmüş 1 bölü y'den 1 bölü y küçükmüş eksi 1 bölü 9'dan olmak üzere diyor x çarpı y'nin değer aralığı. Aralığı nedir? Şimdi ben x çarpı x'i ve y'yi bilmiyorum. Ama 1 bölü x'i ve 1 bölü y'yi biliyorum. Hepsi de bir payı altında oluşuyor, öyle değil mi? 1 bölü 5 çarpı eksi 1 bölü 6 yapayım. O zaman 1 bölü x ile 1 bölü y'yi çarpayım. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 9'u çarpayım. Eksi 1 bölü 30 küçüktür. 1 bölü x'ye 1 bölü eksi 18. Ne yapıyorum? Bir paydası olduğu için bir paydasını atıyorum. Eksi 30 küçükmüş x çarpı y'den. X çarpı y küçükmüş eksi 18'den. Bana da neyi soruyordu? X ve y'nin değer aralığını. Evet, bu dersimizde de 10 tane örnek çözdük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.